Yücel Koç, Akdeniz'de dağılan Mısır Sisi Tarih 16 Mayıs 2013 Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da Amerika Başkanı Barack Obama ile görüştü. Hava gergin Washington kara bulutluydu. Obama ve Erdoğan şemsiyelerin altında yaptıkları ortak açıklamanın ardından meşhur kırmızı odaya geçti. Başbakan'a dönemin MIT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu eşlik ediyordu. Kameralar önünde açıkça Türkiye gibi stratejik öneme sahip bir ülkede sükunet içinde yaşamak zor, Türk halkı belki bu durumdan rahatsız ama bununla yaşamaktan başka çaresi yok, minvalinde açıklamalar yapan Obama, tehditlerini özel görüşmede de sürdürdü. İddia o ki özellikle Fidan'a dönerek ne yaptığınızı biliyoruz demişti. Gerilimin iki başlığı vardı, İran ve Gazze. Amerika Başkanı İran'la ticarete koyduğu mafyavari ambargoyu delen Türkiye'ye Reza Zarrab üzerinden parmak sallarken Erdoğan'ın Gazze'ye yapacağı ziyaret konusunda da açıkça restleşme yaşanıyordu. Öyle ki kırmızı odada yaşanan gerilim henüz görüşme devam ederken karşılıklı açıklamalarla dünya kamuoyuna yansıtılıyordu. Beyaz Saray'ın Gazze ziyareti için uygun zaman değil, Türkiye ertelemeli açıklamasına karşın Türk Dışişleri hemen üstelik tarih de vererek ziyaretin gerçekleşeceğini duyuruyordu. Bakın 2013 mayıs ayının ortasında gerçekleşen görüşme sırasında olanlardan bahsediyorum. Bu resleşmeden 10 gün sonra ne oldu? Başta CHP olmak üzere muhaliflerin utanmadan halen savunduğu gezi darbe girişimi başladı. Fitili kim ateşlemişti? HDP'li sırrı Süreya Önder gibi karanlık tipler. Gazzeliler her yeri Türk bayraklarıyla donatarak Erdoğan'ı beklerken peşi peşine çıkarılan kaos yüzünden o ziyaret hiç gerçekleşmedi. Çünkü Gezi'de Erdoğan hükümetini devirmeyi başaramayan Siyonist ittifak eş zamanlı olarak karıştırdığı Mısır'da amacına ulaşmış, Mursi'yi deviren Sisi'nin ilk talimatı ise Erdoğan'ın Gazze'ye gireceği tek kapı olan refahı kapatmak olmuştu. Darbeci hükümet sadece bunu yapmakla kalmayıp Türkiye-Mısır arasında Akdeniz'de sağlanan deniz yetki anlaşmasını da rafa kaldırmıştı. İlişkiler 10 yıla yakın işte böyle askıda kaldı. Bu süreçte Türkiye'de yeni darbe denemeleri eksik olmadı. Ancak bütün teşebbüsleri yüce Türk milletinin ferasetin neticesinde başarısızlıkla sonuçlandı. Geçen sürede 2010'dan bu tarafa bölgemizde Arap Baharı ile başlayan darbeler ve iç karışıklıklarla devam eden dizaynın amacını da anlamış olduk. Asıl mevzu demokrasi özgürlük falan değil, meğer Akdeniz'deki zengin hidrokarbon yataklarıymış. Binlerce kilometre öteden gelip bize ait zenginliğe çökme planının parçasıymış bütün olanlar. Yunanistan'ı kullanarak bizi Antalya kıyılarına hapsetme hayali kuranların elini Libya ve KKTC üzerinden kıran Türkiye en nihayetinde Mısırla da kazan-kazan formülü çerçevesinde masaya oturmalıydı ki işte şimdi bu noktada atılan adımların neticesi alınmakta. Devletler arasında ebedi dostluk yahut düşmanlık olmaz. Bunun en çarpıcı örnekleri Cumhuriyetin ilk yıllarında Sisi Kurtuluş Savaşı sonrası baş tacı yapılan İngilizler gibi imparatorluğumuzu parçalayıp topraklarımıza el koymadı veya İstanbul'u işgal etmedi neticede. Tam aksine 1517'de Yavuz Sultan Selim Han'ın seferiyle Osmanlı idaresine giren Mısır 365 yıl sonra 1882'de İngilizler tarafından işgal edilmiş. 1922 yılında iktidara gelen Kral Fuat Mısır'ın bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak Mısır'daki İngiliz askerleri 1946 yılına kadar ülkeden çekilmemiş. Bu tarihte ise Süveyş Kanalı bölgesini ellerinde bulundurmak şartıyla ülkenin diğer kesimlerini terk etmişlerdir. Böylesine tarihi bağlarımızın olduğu, bugün de işbirliğimizin stratejik önem taşıdığı bir ülkeyle ilişkilerimizi koparmamız iki ülke adına da büyük kayıptı. 2021'de Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde başlayan temas, 2022 Katar Dünya Kupası açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin tokalaşmasıyla büyük ivme kazandı. Burada ara buluculuk eden Katar emiri El-Tani'nin de hakkını teslim etmek lazım. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı'nın bölgeye yaptığı ziyaret, ardından tekrar karşılıklı büyük elçilerin atanması, Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirdiği Kahire ziyareti ve en nihayetinde Sisi'nin dünkü iade ziyareti. Türkiye ve Mısır 12 yıl sonra normalleşti ama bölgemiz yazımın başında bahsettiğim 12 yıl öncesinden çok başka durumda. Gazze işgal altında, milyonlar Mısır sınırındaki Refah kapısına yığılmış bir halde. Zannetmeyin ki Siyonistler darbelerle iş başına getirdiklerine huzur veriyor. Tam aksi, 2 milyona yakın Gazze'liyi Sina çölüne taşımak için Mısır'ı ikna etmeye çalıştılar olmadı. Kabul ettirseler Gazze işgali çoktan tamamlanmış olacaktı. Zaten yoksulluk içerisindeki Mısır bunu kabul etmedi. Hatta sınıra askeri güçlerini sevk edip savaş pozisyonu aldı. Sisi yönetimi de biliyor ki İsrail Gazze işgalini tamamlasa da durmayacak ve başta Sina bölgesi olmak üzere sıra kendilerinden toprak koparmaya gelecek. Ayrıca Amerika, İsrail ve müttefiklerinin Mısır'ın en büyük gelir kaynağı olan Süveyş Kanalı'nı bertaraf edecek, Benguryon Kanalı'nı inşa etmek için Gazze işgalini tamamlamayı beklediğini de biliyor elbet. Yani bıçak bizden önce Mısır gibi yakın ülkelerin boğazına dayanmış durumda. Kirli ittifakın Türkiye'yi hedef almasındaki gaye şimdilik problem çıkarmayacak bir yönetimin başta olması, arz-ı mevut için bölüneceği günü beklemesi. Bunun için Suriye sınırımıza kurmaya çalıştıkları terör devletine göz yumması yeter de artar bile. Kukla bir yönetimi iş başına getirdikten sonra Akdeniz'i falan konuşmaya zaten gerek kalmaz. Şimdiden Mavi Vatan'a masal diyorlar nasıl olsa. Olan oldu geçen geçti. Eksiği fazlası tartışılır. Ancak Türkiye dün nerede durması ve ne tavır alması gerekiyorsa onu yaptı. Bugün de olması gerekeni yapmakta. Önce Erdoğan'ın ardından Sisi'nin ziyaretiyle sağlanan sıcak diyalog sadece iki ülke için değil, bölgedeki dengeler ve Akdeniz'deki güç mücadelesi için dönüm noktası olacaktır. Elbette bu esnada ötekiler de boş durmayacak, yeni tahrirler, yeni geziler için fırsat kollayacaklardır. Ne demişti Obama? Bununla yaşamaya alışmaktan başka çaremiz yok. Maalesef. İsrail adına yapılan darbelerin sonuncusu 28 Şubat'ın mimarı Çevik Bir bile bunu açıkça itiraf etmemiş miydi? Middle East Quarterly'de yazdığı makalede. Yücel Koç, Türkiye. İsmail Yaşa, Türkiye-Mısır ilişkileri yoluna girdi. Arap Baharı sürecinde bozulan Türkiye-Mısır ilişkilerinin onarılarak her iki ülkenin de yararına olacak şekilde yeniden doğal mecrasına girmesi için gösterilen yoğun çabalar meyvesini verdi. Doğada gerçekleşen tokalaşma ve halatır sormanın ardından ilk büyük adımı Kahire'yi ziyaret eden Erdoğan atmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi Türkiye'ye geliyor. Bugün Ankara-Kahire ilişkilerinin tamamen düzelmesi ve yeniden güçlenmesi için önemli bir adım daha atılıyor. Bölgenin iki büyük ülkesinin ilişkilerinin kötüleşmesi Yunanistan gibi küçük ülkelere geniş bir manevra alanı açmıştı. Şimdi o alan kapanıyor. Dolayısıyla Abdülfettah Esis'in Ankara ziyaretinin Atina başta olmak üzere birçok başkentten dikkatle ve endişeyle takip edileceği muhakkak. Masada hem ikili ilişkiler hem de bölgeyle ilgili önemli dosyalar var. Gazze şeridinde devam eden savaşın ve İsrail'in katliamlarının son bulması için yapılabilecekler o dosyaların başında geliyor. Mısır İsrail ordusunun Refah kapısından ve Selahaddin koridorundan çekilmeyi reddetmesinden rahatsız. Ankara bu konuda Kahire'nin yanında. Savaş bittikten sonra yeniden imar faaliyetlerine ve yaraların sarılmasına güçlü bir şekilde katkıda bulunmak isteyen Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne açılan Mısır kapısına ihtiyacı var. Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler siyasi ilişkilerin kötüleşmesinden çok fazla etkilenmemişti. Bununla birlikte siyasi ilişkilerin normalleşmesinin ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine zemin hazırlayacağı kesin. 10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin önümüzdeki 5 yılda 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye ve Mısır arasındaki görüş ayrılıkları, ortak çıkarlar ve görüş birliğine sahip oldukları konularla kıyaslanamayacak kadar az. Rahmetli Cemal Kaçıkçı'nın vaktiyle Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri için yaptığı öneri Türkiye-Mısır ilişkileri için de geçerli. İki ülke görüş ayrılıklarının olduğu dosyaları bir kenara bırakıp üzerinde anlaşma sağladıkları dosyalarda ilişkilerini geliştirebilir. Bu şekilde ihtilaflı konuların daha ileride çözümü için zemin hazırlanmış ve karşılıklı güven inşa edilmiş olur. En azından anlaşmazlıkların başka ülkeler tarafından istismar edilmesine, ilişkilerin iyi olduğu dosyalara sirayet etmesine, iki ülke arasında gerginliğin artmasına ve çatışmaya dönüşmesine izin verilmez. Türkiye savunma sanayisi alanında dünya çapında yükselen bir yıldız ve farklı ülkelerden aldığı silahlarla ordusunu güçlendirmeye çalışan Mısır'ın da ürünlerimize ilgisi var. Türkiye'nin gurur kaynaklarından Hürjet, önceki gün Ankara'daki Akıncı Üssü'nden havalandı ve Antalya'da yakıt ikmali yaptıktan sonra Akdeniz'i geçip Mısır'ın İskenderiye kenti yakınlarındaki El Alamein havalimanına indi. Yerli ve milli eğitim uçağımız Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık fuarı olan Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda boy gösterecek ve yarında. da Piramitler üzerinde gösteri uçuşu yapacak. TUSAŞ'ın konuya ilişkin açıklamasında da belirtildiği gibi Türkiye'nin savunma sanayindeki gücü ve mühendislik başarısı sergilenecek. Türkiye Mısır ilişkileri yoluna girmeseydi bu önemli fuara davet dahi edilmezdik. İsmail Yaşa Diriliş Postası